Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 23. sözün bu akşam ikinci mefasını inşallah birlikte paylaşacağız. Üstad Hazretleri'nin muhteşem derslerinden birisidir bu 23. söz. İkinci makamı biraz daha geliştirilmiş, tafsilatlı olan kısmıdır. İnsanın saadet ve şekavetine medar 5 nükteden ibarettir. İnsan ahsen-i takvimde yaratıldığı en güzel bir biçimde, en güzel bir suret üzerinde yaratıldığı ve ona gayet cami, donanımlı bir istidat, kabiliyet verildiği için esferi safilinden ta âlâ iyiliğine, yani cehennemin en aşağı tabakasından cennetin en yüksek mertebelerine, ferşten yerden ta arşa, zerreden ta şemse, atomdan ta güneşe kadar dizilmiş olan makamlara, mertebelere, derecata, derekata, yukarıya doğru yükselmeye veya düşmeye girebilir ve düşebilir bir meydan-ı imtihana atılmış. Nihayetsiz sukut ve suuda giden, yani düşmeye ve yükselmeye giden iki yol, onun önünde açılmış bir mucize-i kudret, Allah'ın bir kudret harikası. Ve netice-i hilkat, kainatın yaratılış neticesi ve acubi-i sanat olarak Allah'ın yarattığı sanatların içinde en acayip, en garip olanı olarak şu dünyaya gönderilmiştir. İşte insanın şu dehşetli terakki ve tedennisinin, yükselme ve düşmesinin sırrını 5 nüktede beyan edeceğiz. 1. nükte. İnsan kainatın ekser envaına, nevilerine muhtaç ve alakadardır. İhtiyaçları alemin her tarafına dağılmış, arzuları ebede kadar uzanmış. Bir çiçeği istediği gibi koca bir baharı da ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi ebedi cenneti de arzu eder. Bir dostunu görmeye müştak olduğu, arzu ettiği gibi Cemil-i Zülcelal'i, Allah-u Teala'yı da görmeye müştaktır, arzu eder, arzuludur. Başka bir menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek için o menzilin kapısını açmaya muhtaç olduğu gibi berzaha göçmüş, kabir alemlerine geçmiş 99% ahbabını, sevdiklerini, dostlarını ziyaret etmek ve firak-ı ebediden, ebedi ayrılıklardan kurtulmak için koca dünyanın kapısını kapayacak ve bir mahşeri acayip olan ahiret kapısını açacak. Dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak ve koyacak bir kadir-i mutlakın, mutlak bir kudret kuvvet sahibinin dergahına ilticaya sığınmaya muhtaç. Yalnız her şeyin dizgini elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin yanında nazır, her mekanda hazır, mekandan münezzeh, acizden, acizlikten müberra, beri, kusurdan mukaddes, nakstan, noksanlıklardan mualla yüce olan bir Kadir-i Zülcelal, bir Rahim-i Zülcemal, bir Hakim-i Zülkemal olabilir. Çünkü nihayetsiz hacat-ı insaniyeyi, ucu bucağı olmayan, sonu gelmeyen insanın nihayetsiz ihtiyaçlarını ifade edecek
yerine getirecek. Ancak nihayetsiz bir kudret ve muhit her şeyi kuşatmış bir ilim sahibi olabilir. Öyleyse mabudiyete, yani ibadet edilmeye layık yalnız odur. Allah'tan başkası ibadete layık değildir. Yalnız ve yalnız Allah'a kulluk yapılır. Yalnız ve yalnız Allah'tan yardım dilenir. İşte ey insan, eğer yalnız ona abdolsan, yalnız ona kulluk yapsan, bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Yani İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyerek namazda Allah'a yalvarsan, ey Rabbim yalnız sana kulluk yapar, yalnız senden yardım dileriz desen, o zaman bütün yaratılmış mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkaf etsen, namazdan, niyazdan, duadan kaçmış, ibadet kaçkını bir insan olsan, aciz mahlukata zelil bir abd olursun. Ya aşılanmış bir kul olursun, kula kulluk yaparsın o zaman. Eğer enaniyetine, yani kendi benliğine ve iktidarına, kendi güç ve kuvvetine güvenip tevekkül ve duayı bırakıp tekebbür ve davaya sapsan, kibirlensen, büyüklensen, o vakit iyilik ve icat cihetinde arı ve karıncadan daha aşağı, örümcek ve sinekten daha zayıf düşersin. Şer ve tahrip cihetinde, kötülük ve yıkma cihetinde dağdan daha ağır, taundan, salgın hastalıktan, vebadan daha muzur, daha zararlı olursun. Evet ey insan, sende iki cihet var. Birisi icat ve vücut ve hayır ve müsbet ve fiil cihetidir, iyi tarafı insanın. Diğeri tahrip, adem, şer, nefi, inkar, infial cihetidir. Birinci cihet itibariyle, yani icat, vücut, hayır, iyilik cihetinde, arıdan, serçiden aşağı, sinekten, örümcekten daha zayıfsın. Hayır, iyilik yapmak icat cihetinde sinekten, örümcekten daha zayıfsın. İkinci cihet itibariyle şer ve tahrip, yıkma cihetiyle ise dağ, yer, göklerden geçersin. Onların çekindiği ve izhar-ı acz ettikleri, acizliklerini ilan ettikleri bir yükü kaldırırsın. Onlardan daha geniş, daha büyük bir daire alırsın. Yani Cenab-ı Hak insanla alakalı Ahzab suresinin 72. ayetle mealen işte burada anlatılanları ifade ediyor. Biz diyor emaneti, o insandaki ene denilen benlik duygusunu göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmekten kaçındı. O emaneti yüklenmekten kaçındı. Onu ancak insan yüklendi. İnsan da çok zalim, çok cahildir diyor Allahu Ekber. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Çok çok zalim, çok çok cahildir diye orada mübalağa, sıgayı mübalağa kullanmış Rabbimiz. Onlar farazi bir şirkten, Allah'a şirk koşmaktan korkmuşlar. Ya. Çünkü sen iyilik ve icat ettiğin vakit yalnız vüs'atin nispetinde, elin ulaşacak derecede, kuvvetin yetişecek mertebede iyilik ve icat edebilirsin. Eğer fenalık ve tahrip etsen, o vakit fenalığın, tecavüz ve tahribin intişar eder, yayılır, sirayet eder. Mesela küfür, inkar, inançsızlık, dinsizlik
bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adimi tasdiktir. İman esaslarını tasdik etmemektir, kabul etmemektir. Fakat o tek şeye inanmamak denilen, inkarcılık denilen tek fenalık, bütün kainatın tahkirini, umum kainatı küçümsemeyi ve bütün Esma-i İlahiye'nin, Allah'ın bin bir Esma-i Hüsna'sının tezifini, bütün insaniyetin terzilini tazammun eder. Ya insanlığı da o inkarcılık, dinsizlik rezil duruma düşürüyormuş. Çünkü şu mevcudatın âli, çok yüce bir makamı, ehemmiyetli bir vasfesi vardır. Zira onlar mektubat-ı Rabbaniye, Allah'ın yarattığı bütün mahlukat, bütün varlıklar alemi çok anlamlar ifade eden ilahi mektuplar gibiymiş. Ve merayâ-i sübhaniye, sübhan olan Allah'ın bin bir esma-i hüsnasının aynaları ve memurun-i ilahiyedirler. Allah'ın vazife yüklediği memurlarıdır yarattığı bütün mahlukat. Küfür ise inkarcılık, dinsizlik, onları aynıdarlık, aynılık ve vasfedarlık ve manidarlık çok anlamlı olmak makamından düşürüp abesiyet ve tesadüfün oyuncağı derecesine ve zeval ve firakın ayrılığın tahribiyle çabuk bozulup değişen mevat-ı faniyeye, fani maddelere ve ehemmiyetsizlik, kıymetsizlik, hiçlik mertebesine indirdiği gibi bütün kainatta ve mevcudatın aynalarında nakışları ve cilveleri ve cemalleri görünen Esma-i İlahi, Allah'ın bütün isimlerini inkar ile tezif eder, aşağılar. Ve insanlık denilen bütün Esma-i Kutsiye İlahiye'nin, Allah'ın mukaddes isimlerinin cilvelerini güzelce ilan eden insan, Allah'ın bin bir Esma-i Hüsna'sının tamamını yansıtacak bir aynı hükmünde, güzelce ilan eden bir kaside-i manzumi hikmet, yani hikmet yazılmış şiir gibi, kaside gibi bir varlık ve bir şecere-i bakiyenin, baki bir ağacın cihazatını cami içinde barındıran çekirdek misal bir mucize-i kudreti bahire, apaçık bir kudret mucizesi ve emaneti kübrayı, en büyük emanet olan, eni denilen o emaneti uhdesine almakla yer gök dağ tefevvuk eden, üstün gelen ve melaikeye karşı rüçhaniyet üstünlük kazanan bir sahibi mertebi hilafi tarziyi, yani yeryüzünde Allah'ın halifelik makamına sahip olan insanı en zelil, en aşağı bir hayvan-ı fani zahirden, gelip geçici fani bir hayvandan, candan daha zelil, daha aşağı, daha zayıf, daha aciz, daha fakir bir derekeye, aşağılara atar dinsizlik, imansızlık insanı. Ve manasız, karma karışık, çabuk bozulur bir adi levha derekesine indirir. Yani insan bu dünyaya Kur'an lisanıyla bu kainatın yaratıcısını tanımak, ona iman ederek ibadet etmek maksadıyla gönderildiği halde ve bu şekilde Allah'ın yeryüzünde en değer verdiği halifelik makamında olduğu halde inançsızlık, imansızlık, dinsizlik insanı bu makamdan tepe taklak aşağı düşürüyor. İnsan bu dünyaya keyif sürmeye, safa ile ömür geçirmeye ve bu dünyada haram helal ayrım yapmadan her türlü zevki sefayı sürmeye gelen bir varlıktır. Doğar, yaşar, dünyanın zevkini alır, sonra ölür, yok olur, gider diye düşünüyor. Böyle anlatıyor, böyle telkin ediyor o dinsiz bakış insanı. O zaman insan en
aşağı bir mahluktan daha aşağıya düşmüş oluyor. Elhasıl nefsi emmare, insan nefsi tahrip ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. Fakat icat ve hayırda iktidarı pek azdır ve cüz'idir. Evet, bir haneyi, bir evi bir günde harap eder. 4 tane dilemit lokumunu patlatır, bir evi yıkar. Ama 100 günde yapamaz. Yıkmakta iş eli uzun insanın. Lakin eğer enaniyeti bıraksa, gurur ve kibri terk etse, hayrı ve vücudu, iyilikleri, hayrı, vücudu, tevfik-i ilahiyeden Allah'ın yardımından istese, şer ve tahripten ve nefse itimattan vazgeçse, istiğfar ederek Allah'tan bağışlanma dileyerek tam abd olsa, kul olsa, o vakit yübeddilullahu seyyiatim hasenat sırrına masr olur. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir anlamında olan Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesidir bu. Yani ne demek bu? Allah'ın onun kötülüklerini iyiliğe çevirmek ne demek? Yani ondaki nihayetsiz kabiliyeti şer, fenalık, kötülük yapma kabiliyeti nihayetsiz kabiliyeti hayra, hayır, iyilik yapma kabiliyetine inkılap eder, dönüşür. Ah, senin takvim kıymetini alır, âlâ-yı illiğine, en yüce makamlara çıkar. Yani bazı hocaların, yani insan eğer yanlış yoldan doğru yola gelirse, geçmişte işlediği bütün günahlarını Allah sevap işlemiş gibi değiştirir. Öyle değil canım ya. Geçmişte işlediği günahlarını tövbe ettikten sonra insan Allah'ın o verdiği kabiliyetlerle iyilik ve hayır, hasenat yapma kabiliyetini dönüşür. İnsandaki o kabiliyetler. Doğrusu buymuş. Bediüzzaman'ın buradaki izahı o. Yoksa sen geçmişte 50 ton günü işte, sonra Allah o 50 ton günahı 50 ton sevap yapsın. Öyle değil canım. O günah işleme melekesi, kabiliyeti, istiğfar edersin, tövbe edersin Allah'a, ondan sonra da hayır, iyilik, hasenat yapma kabiliyetini dönüşür. Öyle anlamak lazım. İşte ey gafil insan, bak Cenab-ı Hakk'ın fazlını ve keremine. Seyyiyeyi, fenalıkları bir iken bin yazmak, haseneyi, yapılan iyilikleri bir yazmak veya hiç yazmamak adalet olduğu halde, bir seyyiyeyi, bir fenalığı bir yazar, bir haseneyi 10, bazen 70, bazen 700, bazen 7000 yazar. Bazı mübarek gecelerde, mesela Berat gecesinde, okuduğun her bir Kur'an harfine Allah fazıl ve kereminden, hazine-i rahmetinden 20.000 sevap yazar. Kadir gecesini yakalayabildiysen, ona denk geldiyse, her bir okuduğun Kur'an harfine Allah 30.000 kat sevap yazar. Fazlından, kereminden işlenilen iyilikleri sümbürlendiriyor. Hem şu nükteden anla ki, o müthiş cehenneme girmek cezai ameldir, aynı adildir. Yani insanın cehenneme gitmesi kendi yaptığı fenalıklarının sonucudur. Ama cennete gitmesi mahz-ı fazıldır. Allah'ın fazlından, kereminden bir ihsandır, bir bağıştır, bir bahşiştir cennet. Amelinin ücretiymiş gibi muamele eder, hakikatte ise fazlından, ekstradan mümin kuluna bir bahşiş gibidir. Çünkü insan yaptığı yarım yamalak ibadetleriyle Allah'ın geçmişte ihsan ettiği nimetlerin karşılığını ödeyemiyor ki cenneti hak etmiş olsun. Demek cennet bir hak ediş değildir, bahşiştir. Cehennem ise
insanın kendi bileğinin gücüyle tam hak ettiği şeyi alması demektir. Zaten insanlar, cehenneme gidenler, biz bunu hak ettik, Allah bize zulmetmedi diyeceklermiş. Ya her türlü imkanları Cenab-ı Hak önüne seriyor, iman ve ibadete davet ediyor. Her şeye rağmen insan iman ve ibadet kaçkını olursa, dünya kadar da günahları işlemişse, işte o zaman diyecek, biz bunu hak ettik, Allah bana zulmetmedi. Demek ki cehennem yapılan fena amellerin ta karşılığıdır. İkinci nükte, insanda iki vecih var, iki cihet. Birisi enaniyet cihetinde şu hayat-ı dünyeviye nazırdır. Diğeri ubudiyet kulluk cihetinde hayat-ı ebediye ahirete bakar. Bir dünyaya bakan yüzü var insanın, bir de ahirete bakan yüzü var. Dünyaya bakan yüzü enaniyetle alakalı, ahirete bakan yüzü de ubudiyet, kulluk, ibadetle alakalı. Evvelki vecih itibariyle, dünyaya bakan yüzüyle öyle bir biçare mahluktur ki sermayesi yalnız ihtiyardan, insanın iradesinden bir şare, bir kıl gibi cüz'i bir cüz ihtiyari ve iktidardan zayıf bir kesb ve hayattan çabuk söner bir şule, bir pırıltı ve ömürden çabuk geçer bir müddetçik ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. O haliyle beraber kainatın tabakatına serilmiş hadsiz enbağın türlerin hesapsız efradından nazik, zayıf bir fert olarak bulunuyor. O kadar dünyaya bakan enaniyet cihetiyle aciz, zayıf, fakir, noksan, muhtaç, zavallı bir varlık. İkinci vecih itibariyle bilhassa ubudiyete, kulluğa, ibadete müteveccî, acz ve fakr cihetinde pek büyük bir vüs'at-ı genişliği var. Pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Çünkü fatır-ı hakim, her şeyi hikmetle yaratan Allah-u Teala, insanın mahiyeti maneviyesinde, manevi mahiyetinde, nihayetsiz azim bir acizlik ve hadsiz cesim, çok büyük bir fakirlik derc etmiştir. Ta ki kudreti nihayetsiz bir kadir-i rahim ve günahsız zenginliği nihayetsiz bir gani-i kerim bir zatın hadsiz tecelliyatına cami geniş bir ayna olsun. Allah Allah. Yani demek ki insan noksan sıfatlarıyla Cenab-ı Hakk'ın kemal sıfatlarına aynalık yapmak için bu özellikle yaratılmış. Mesela gecenin karanlığı ne kadar fazlaysa yaktığın elektrik lambanın değeri o nispetle artıyor. Sen gece yakacağına gündüzün güneşin ortasında yakarsan o lamba var mı yok mu belli bile olmaz. Ne kadar karanlık fazlaysa ışığın derecesi, kıymeti, değeri daha çok anlaşılıyor. Yani insan da aczini, fakrını, naksını, kusurunu anladıkça Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretini, kuvvetini, keremini, zenginliğini öyle anlıyor. Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. Ta ki toprak altında çalışıp, ta o dar alemden çıkıp, geniş olan hava alemine girip, Halık'ından, yaratıcısından istidat, kabiliyet lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip kendine layık bir kemal bulsun. Eğer o çekirdek suyu mizacından dolayı, kötü karakterinden dolayı ona verilen cihazat-ı maneviyeyi toprak altında bazı mevad-ı muzurayı, zararlı maddeleri celbine sarf etse, o dar yerde kısa bir zamanda faydasız tefessü edip çürüyecektir. Eğer o çekirdek
toprak altında gömülen o çekirdek, o manevi cihazatını faalükül habbi ben nevanın, yani daneleri ve çekirdekleri çatlatan Allah'ın emri tekvinisini imsa edip alemi koyduğu kanlarını benimseyip hüsnü istimal etse, güzelce kullansa, o dar alemden çıkacak meyvedar, meyveli koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'i hakikati ve ruhu manevisi büyük bir hakikat-ı külliye suretten alacaktır. İşte aynen onun gibi, bu çekirdek misalinde olduğu gibi, insanın mahiyetine kudretten ehemmiyetli cihazat ve kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş. Emanet olarak insanın mahiyetine o programlar ve cihazlar konmuştur. Eğer insan şu dar alemi arzide, yeryüzü aleminde, hayat-ı dünyeviye toprağı altında o cihazat-ı maneviyesini nefsin hevesatına sarf etse, bar, pavyon, meyhane, her türlü kötülüklerin yaşandığı batıkhanelerde hayatını geçirse insan, bozulan çekirdek gibi bir cüz'i telezzü için kısa bir ömürde, dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessü ederek mesuliyeti maneviyeyi bekbaht ruhuna yüklenecek, şu dünyadan göçüp gidecektir. Allah'ın verdiği bütün o istat ve kabiliyet tohumlarını yanlış yerlerde kullandığı ve bütün verilen kıymetli cihazlarını yanlış işlerde kullandığı için bütün günahları yüklenip bu dünyadan göçüp gidecek ya. Eğer o istidat çekirdeğini İslamiyet suyu ile, imanın ziyası ışığıyla, ubudiyet toprağı, kulluk toprağı altında terbiye ederek evamir-i Kur'aniyeyi, Allah'ın Kur'an'daki emir ve yasaklarını imtisad edip benimseyip cihazat-ı manevisini hakiki gayelerini tevcih etse, yönetse, elbette alemi misal ve berzahta dal ve budak verecek ve alemi ahiret ve cennette hadsiz kemalat ve nimetlere medar vesile olacak bir şecere-i bakiyenin, baki bir ağacın ve bir hakikat-ı daiminin cihazatını cami, kıymettar bir çekirdek ve revnaktar şirin bir makine ve bu şecere-i kainatın, kainat ağacının mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır. Verilen istat ve kabiliyetleri yerinde, istenilen istikamette kullandığı zaman böyle olacak. Evet, hakiki terakki ise insana verilen kalp, sır, ruh, akıl, hatta hayal vesaire kuvvelerin hayat ebedi yüzlerini çevirerek her biri kendi layık kutsi bir vasfi ubudiyet ile meşgul olmaktadır. Yoksa ehl-i davetin terakki zannettikleri hayat-ı dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek ve zevklerin haram helal demeden bütün zevklerin her çeşitlerini, hatta en süflisini, aşağılık olanını tatmak için bütün letaifin duygularını ve kalp ve aklını nefsi emmariye, hep kötülüğü emreden insanın kendi nefsine musahhar edip hizmetçi verip yardımcı verse, o terakki değil, sukuttur. İstediği kadar dünyevi makamı olsun, şöhreti olsun, rütbesi olsun, ünvanı olsun, fark etmiyor. Tepe taklak sukut ediyor insan. Aşağıların ta aşağısına kadar kendisini yuvarlandırıyor. İşte bu hadiseyi, bu anlatılan hakikatleri bizzat Bediüzzaman'a yaşatan Allah-u Teala, bizim rüya gibi gördüğümüz bir takım olayları ona uyanık haldeyken yaşatıyor. Ne yaşatmış? Dersimizin devamında var ama bizim de vaktimiz tamam oldu. Onun için okuyamayacağız. Yarın akşam o rüya gibi gördüğü hadise neymiş bakalım Bediüzzaman'ın? Onu da inşallah birlikte paylaşmayı sürdürürüz.
Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.